Desde Carnitas, Carmelo, aquí echándonos un tequila que nos invitaron los amigos que venían de Ciudad Guanajuato. Herkese merhabalar. Bugün Meksika'nın Sinsunsan isimli şehrine geldim. Burası Pátzcuaro Gölü'nde ve burada şu anda Ölüler Bayramı etkinlikleri kutlanıyor. Ben de bunun tam ortasındayım. Herkes buraya ailecek gelmiş. Çimenlerin üstünde oynuyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Bizim grup yine aynı. Bir iki kişi eksildi yalnız. Dünkü o arkadaşlardan Odette gitti. Geriye kalan işte bu Alman arkadaş, önümde duran Polonyalı arkadaş var, bir de Meksikalı diğer arkadaş var. Sinsunsan. Bugün burayı gezeceğiz. Bugün 2 Kasım 2021. Şu anda ikinci günümüz Ölüler Bayramı'nın yapıldığı yerde, yani Pátzcuaro'da. Ve şimdi Sinsunsan diye bir yere gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız önce arkadaşlarla birlikte. Hep birlikte yürüyoruz. Az önce dolmuştaydık. Buranın dolmuşları da Türkiye'nin dolmuşlarına benziyor. Adam parayı yolda giderken verdi böyle. Çok marifetli dolmuş şoförü. We take a taxi from you? 55. Yeah. Okay. It's 25 pesos per person. ¿A qué hora mañana? It's good. Puedes ir a morir. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, ya estamos aquí. Todo el día. Şu anda Sinsunsan diye bir yere geldik. Her yer çok renkli burada. Her yeri süslemişler. Bir yandan da müzik çalıyor. Burada da abi kokteyl satıyor. Çok güzel yere kurmuş dükkanı. Çiçeklerle bezeli bir sokaktan aşağıya iniyoruz. There is some comida. Caldo de trucha y bagre. Ah, this is trucha pescado. Trucha de bagre y camarones. Çok güzel bu. Ben bunu Kolombiya'da çok sevdim. Burada da takım yapıyor. Çok öyle güzel bir şey. Bir chorizo oluyor. Kötü. Bu da el. Gracias amigo. Muy bien. Ha? Cocinar ya. Cocinar. Ya. Cocinar ya. Sí. Burada mezcal satıyorlar. Sadece mezcal değil, başka şeyler de olmuş. Terlikçi abi. Pançocu abla. Her yerde böyle köşe başında bir küçük bar var, kokteyl bar. Pek çok el sanatını burada görebiliyoruz. Tahtalar, elbiseler, dekorasyon ürünleri.
Burası da şekerci. Bunlar çikolata. Şimdi daha kalabalık bir caddeye geldik. Aa, girişin güzelliğine bakın ya. Dondurmacı. Öyle. Polisler birini tutuklamış götürüyor. Did you see that? Yeah. They just arrested someone. Yeah. He said permission. This is nice, no? Yeah. Meksika şapkaları. Baş verdi adama. Şimdi ben de vereyim biraz. Adam hem müzik yapıyor, sokak müzisyenliği yapıyor, hem bir yandan da bileklik satıyor. Geçimini tamamen sokaktan çıkarıyor. Özgür bir şekilde kendi işinin patronluğunu yapıyor. Bu peyote kaktüsünü simgeliyormuş. This is from Silvino Sass. Bu da peyote. The scientific name is Lophophora williamsi. Lophophora williamsi. Mm-hmm. Okay, so these two peyote. Yeah. And this is from ayahuasca. Ayahuasca. This is the Inca cross, the chacana. Bu Inca hacıymış, çakarla. This is the night flower and it's also ayahuasca. Bu da gece çiçeği, ayahuasca isim geliyormuş. Yani ayahuasca kullanıldığı zaman görülen dizaynlar, ortaya çıkan şekilleri dizayn etmiş adam. Mesela şu da onlardan bir tanesi, üçüncü gözün açılması olarak söylüyor. Ve adam aynı benim gibi gitmiş Silvino'nun evinde peyote yemiş. Efsane ya. Tengo diseños diferentes. Yo soy colombiano. Ben şimdi buradan bir tane alacağım ama. Mirar algunos se los muestro sin compromiso. Hangisi bu olsa ya? Depende del diseño. Şunu veya şunu alayım ben peyote. Buranın hatırası olsun. Az önce sokak satıcısından şunu aldım. Peyote simgeleyen bir bileklik.
Ve adam bana bir şaman adresi verdi Peru'da. Bir gün Peru'ya gidersem bu şamanın yanına uğrayacağım. Adamın adı Don Miguel'miş. Orada Amazonlarda yaşıyormuş. Ve Ayahuasca'yı sadece birazcık ona yiyecek bir şeyler götürürsen onun karşılığında veriyormuş. Yani para istemiyormuş. O adamı bir gün belki bulabilirim. 58 yaşındaymış. San Francisco diye bir yerde yaşıyormuş. Peru'nun kuzeyinde. İkitos'a yakınmış. Burada sokak yemeği yapıyorlar girişte hemen. Yine şapşapçı teyzelere geldim. Her zamanki gibi şapşapçı teyzeler her yerde. Guatemala'da vardı, Meksika'da varlar. Bütün Latin Amerika'da var bu şapşapçı teyzeler. Bugün Meksika'da Ölüler Bayramı'nın ikinci günü ve herkes, ana baba, çoluk çocuk buraya toplanmışlar. Simsumsan'a. Karşımızda yine bir kilise görüyorum. Yine tarihi bir şehirde kendimi bir kilise içinde buluverdim. Her zaman böyle oluyor. Güney Amerika çok dindar bir yer. Ve çok fazla kilise var burada. Şu anda bir başka kiliseye geldik. Burada dua eden kimse yok. Burası daha küçük bir yer. Bu kiliseler hemen yan yana duruyor. Simsumsan'da şu anda gördüğüm ikinci kilise bu. Hemen yan yana durduğuna göre herhalde bir tanesi ihtiyacı karşılayamamış. O yüzden ikinciyi yapmak zorunda kalmışlar. Amazing grace, how sweet the sound that saved. Burada çocuklar için oyuncaklar ve resimler var. Kilisenin içinde. Burada bağış kutusu. Was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious, dear, that grace appear. The hour I first believed. Abi görüyorsunuz değil mi? Adam hemen 20-30 saniyede kutsuyor bunları, dua ediyor. Ondan sonra 50 peso bahşiş aldı, donation aldı adam. 50 peso da 2,5 dolar yapıyor. Yani adam yarım dakikada 2,5 dolar falan para yapıyor. Çok enteresan bir ticaret. Tayland'dayken bir tane Budist tapınağına gitmiştim. Orada arka tarafta para topluyorlardı. O paraları gördüğümde gözlerime inanamamıştım. Her yer paraydı böyle. Yerlere koymuşlardı parayı. Burada da işte Hristiyanlık adına böyle şeyler yaparak bağışlar alıyorlar. Gerçekten ibadethanelerin içinde çok büyük kayıt dışı paralar dönüyor.
I like this car. Burası Sinsunsan'daki arkeoloji bölgesi. Yukarıda piramitler olduğunu söylediler. Yes, yes, right? Yeah, that. Look. You died there? Yeah. If you want to eat, we can make barbecue. Burası Tarasco medeniyetinin en büyük şehriymiş. 400 metre yüksekliğinde, 250 metre genişliğinde Sinsunsan'daki piramit. Burası işte o Ölüler Bayramı'nın kutlanıldığı Pátzcuaro Gölü. Pátzcuaro Gölü'nün yakınındaki bir piramitin üstündeyiz şu anda. Burada manzara güzel görünüyor. Bu gölün etrafı bir sürü şehirlerle dolu ve içinde 4-5 tane de ada var. Michoacán eyaletinde bulunuyor ve Ölüler Bayramı'nın kutlanıldığı en güzel yer. Hemen yanı başımızda bir piramit var, oraya doğru gidiyoruz. Geniş bir piramit yapmışlar buraya. I always have problems with space. Yeah, it's okay. İki piramidin yan yana geldiği, ayrıldığı yer burası. Ve buradan aradan göl görünebiliyor. Burası piramidin bittiği yer. Artık sona geldik ve en sonunda çok tatlı bir ağaç var. Çok güzel bir ağaç. Birazcık bu Japon ağacı var ya, bonsai, onu andırıyor hafiften. Guys, doesn't it look like bonsai tree in Japan? Aa, burada çok tatlı ağaçlar görüyorum ya. Şu da böyle altında gölgelenmek ve keyif yapmak için çok güzel bir yer. Buradan göl manzarasını çok daha iyi görebiliyoruz. Burası tam artık piramidin bittiği yer, köşe. Aşağıdan müzik sesi geliyor tabii her zamanki gibi. Şimdi şu manzarayı çok kısa bir özetlemek gerekirse, şuralar şehir merkezinin olduğu yerler. Oralarda çok fazla alışveriş yapılan mekanlar var. Şuraya iniyorsunuz, orada bir tane mezarlık var. Şurada. Sonra şurada yine bir mezarlık var. 2. Şurada yine bir mezarlık var. 3. Bu köpeğin adı Chole Squeakle. Bir Meksika köpeği cinsi. Tüysüz oluyorlar genelde. Take a picture of this place. Burada çorba pişiriyorlar. Hola. Hola. Şimdi yine bir mezarlık ziyaretimiz var. Yine bir mezarlık ziyaretine geldik. Doyamadık mezarlara. Dün bütün gece mezardaydık. Mezarlıkları gezdik. Bugün yine mezarlıklar panayır alanına dönmüş.
Bugün tabii ki 2 Kasım olduğu için Ölüler Bayramı'nın ikinci günü. Daha Ölüler Bayramı bitmedi. Ama bugün ortalık daha sakin. Daha az bekleyen insan var. Dünden bayağı bir yorgun düşmüşlerdir herhalde. Bir de gündüz gözüyle görmüş oluyoruz böylece. Gece gördük. Gündüzü de böyle. Çok fazla mum yok ortada. Daha çok işte çiçekler duruyor burada. Fazla gelen giden de yok. Daha önce gördüklerimizin aynısı işte. Bu çiçekler ölüm ve yaşamı temsil ediyormuş bu arada. Meksikalı arkadaşım anlattı. Çiçeklerden mezarlık görünmüyor zaten gelmiş artık. Çok da tatlı süslemeler yapmışlar ya. Abi bu mezar kiminse geride bıraktığı insanlar onu çok seviyor olmalı. Bayağı bir uğraşmışlar. Unutulmadın yani kardeşim. Huzur içinde uyuyor. Nurlar içinde uyuyor. Seviliyorsun karşıyım. Arturo Chavez Garcia. Seviliyorsun. Ölüler Bayramı'nın bir adeti de böyle mezarlara yiyecek, içecek malzemeleri koyuyorlar. Mesela bunlar gerçek balıklar, ekmekler, etler. Hep buralara astıkları şeyler. Gıda ürünleri. Mısır var şurada en köşede. Şurada da bir çocuk mezarı var. Küçük olduğu için çocuk olduğunu tahmin ediyorum. Burada bir mezarlığı yeni örüyorlar şu anda. Kazmışlar. İçine duvar örüyor ustalar. Sonra da aşağıya tabut indirecekler. Biliyorsunuz Hristiyanlık adetinde insanlar tabutla gömülüyor. İslam adetinde ise tabutsuz sadece kefenle gömülüyor. Aa, elma şekeri satıyor adam. Çocukken yerdim ben. Mezarlıkta elma şekeri. Çok nostaljik olmadım ya. 70'lerin 80'lerin Türkiye'si oldu tam. Şimdi Quiroga isimli bir şehre geldik. Burada carnitas diye bir yemek varmış, onu yiyeceğiz hep beraber. Burada da yine bir kilise çıktı karşımıza. Bugün hep mezarlık ve kiliselerle geçiyor. Buralarda hep geleneksel ürünler satıyorlar. Meksika'nın müzik enstrümanları var, dekorasyon ürünleri var. Üzerinde Meksika'ya ait motifler olan ürünler var. Tamamen yerel bir pazar. Frida Kahlo'nun resminin olduğu ürünler de çok fazla çıkıyor yine karşıma.
Aha yine bir kilise. Her yer kilise dolu ya. Okey, bizimkileri kaybetmeyeyim. Burada taco yapıyorlar galiba. Tamales ve diğer yağda kızaran bir şey daha vardı. Şimdi adını unuttum. Enchilada mı diyorlardı, öyle bir şey. Arkadaşın söylediği, tavsiye ettiği yer burası. Carnitas yapıyorlar her yerde. Buradan bir tanesini seçeceğiz. Ben ilk başta restorana gidiyoruz gibi anladım ama restoran değilmiş. Böyle sokaktan yemek yiyeceğiz. Daha güzel, daha otantik. Carnitas'la karnımızı doyuracağız. Adamın elinde et kalmamış. O kadar fazla insan var ki et kalmamış adamda. Ama şunda var yan tarafta. Tıklım tıklım ya. Herkes karnitas peşinde. Herkes etin peşinde. Saludos de Carnitas Carmelo, a donde estén. A donde vayan ustedes. Lleven un recuerdo de Corona. Abi bu adam bizim Türkiye'deki ustalara benziyor. Hem bir yandan esprisini yapıyor, lafını sokuyor, bir yandan yemeğini yapıyor. Para ustedes. Carnitas, por favor. Sí, sí. ¿Hasta dónde el saludo? Si vas a Tesla, si no, no me pague nada. Así de fácil. Gracias. ¿Cuánto le tropiezo? I don't think we're gonna find a table, but we can just sit on the on a bench or something. Yeah. İşte karnitas bu. Üstüne de bazı turşu ve acı biberlerden koydum. Acı sos döktüm. Şimdi hep beraber aynı karnitasla yiyoruz. Az önce burada bir olay oldu ama ne olduğunu anlamadık. Bir anda burası polis doldu. Her taraf polis. Guardia Nacional deniyor bunlara. Bunlar federal polis oluyor. Şehrin adı Kiroka. (Gülüyor)
anladığım kadarıyla şurada oturan çocuk rahatsızlanmış bir şeyden veya kavga etti, bilmiyorum. Sağlık ekipleri onunla ilgileniyor şu anda. Etrafı da vızır vızır polis kavruyor. Şuraya da bir tane ambulans geldi. Herkes de böyle seyrediyor benim gibi. Share